Atatürk Fransızca bir kitap okuyor. Fransızca kitabında Sümerilerin Ural-Altay dil grubundan geldiği ve Orta Asyalı kabilelerle ortak özellikler gösterdiğiyle ilgili bir yazı okuyor ve onun altını çiziyor. Altını çizdikten sonra Atatürk'ün ölümünden sonra onu inceleyen kişiler görüyor ki Atatürk bu konuyla ilgilenmiş. Ama Atatürk aynı zamanda Hititlerin de Türk olduğunu düşünür ve Eti Bank'ı kuruyor. Ama günümüzde öğreniyoruz ki Hititler Ari ırkına mensup. Alakası yok yani Orta Asyalılarla. Muğ kıtasıyla da ilgileniyor. Meksika'ya falan adam gönderiyor. Ve Meksika'ya giden insanlar görevlendirdiği kişiler bir bilgi edinemiyor ve geri geliyor. Fakat Sümerilerle ilgili ciddi bir çalışma yaptı Atatürk. Atatürk zamanında çivi yazısı çözüldüydü. 1840'larda çözüldü çivi yazısı. Fakat Türkiye'de böyle bir çalışma yapacak ekip yoktu. O dönemler Hitler döneminde Almanya'daki Yahudiler çok ilgiliydi bu konuyla. Astroloji diyorlardı o bölüme. Atatürk baktı ki kimse yok Türkiye'de. Hitler'den kaçan Yahudileri aldı. Bütün dünya reddederken Atatürk cesaret gösterdi. Hitler'den herkes korkuyordu o dönemler. Atatürk aldı onları. Bildiğim Hitler... kadarıyla Einstein mektup gönderiyor Atatürk'e. Evet. O kişileri alması için o da alıyor. Hitler Çok ilginç. yalvarıyor ondan sonra ama Atatürk geri vermiyor. Vermiyor, hayır diyor. İşte Muazzez Hanım gibi kişiler de öğrenci olarak, o kişilerin öğrencisi olarak yetişiyor. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim.